Hesaplayın. Quyidagilarni biz hisoblaymiz. Birinchisi, kosinus 15 gradus, qo'shuv ildizasida 3, sinus 15 gradus. Buni hisoblash uchun biz bu ifodani quyidagicha yozamiz. 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib, 1 taqsim 2 kosinus 15 gradus qo'shuv ildizasida 3 taqsim 2 sinus 15 gradus deb yozamiz. 1 taqsim 2 ni biz endi sinus 30 gradus deb yozishimiz mumkin. İldizasda 3 taqsim 2 ni kosinus 30 gradus deb yozishimiz mumkin. O halda bu ifoda 2 sinus 30 gradus kosinus 15 gradus plus kosinus 30 gradus sinus 15 gradus ko'rinishiga keladi. Bu ham teng 2. Mana bu endi birinchi formulaga tushyapti. Bu formuladan faydalanadigan bo'lsak, sinus 30 gradus qo'shuv 15 gradus bo'ladi. Bu ham teng 2 sinus 45 gradus. 45 gradusda sinus ildizasida 2 taqsim 2 ga teng, demak ildizasida 2 hosil bo'ladi. Shunday qilib, birinchi ifodaning qiymati ildizasida 2 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bu ifodani toping. Dastlab biz bu ifodani quyidagicha yozamiz. Sinus alfa minus beta. Mana bu formulaga tushyapti, ikkinchi formulaga. Bu formuladan foydalanadigan bo'lsak, bu teng bo'ladi. Sinus pi taqsim 4 kosinus alfa minus kosinus pi taqsim 4 sinus alfa ko'rinishiga keladi. Sinus pi taqsim 4 ni bilamiz. Bu ildizasida 2 taqsim 2 ga teng. Kosinus alfa ham berilgan, minus 1 taqsim 2 ga teng. Kosinus pi taqsim 4, buni ham bilamiz, bu ham ildizasida 2 taqsim 2 ga teng. Demak, sinus alfani topish qoldi xolos. Ve mana berilganlardan biz sinus alfani topamiz. Xo'p, qanday topamiz sinus alfani? Mana bu formuladan foydalanamiz. Sinus kvadrat alfa teng 1 minus kosinus kvadrat alfa teng 1 minus kosinusni o'rniga minus 1 taqsim 2 qo'yamiz. Uni kvadrati 1 taqsim 4 bo'ladi. Bu ham teng 3 taqsim 4. Demak, sinus alfa teng sinus manfiy bo'ladimi, musbat bo'ladimi? Bunga alfaga qaraymiz. Alfa pi taqsim 2 bilan pi orasida. Bu ikinci chorak degani. Pi taqsim 2 bilan pi sinus ikinci chorakda musbat. Sinus birinchi va ikinci choraklarda musbat, mana bu yerlarda manfiy. Sinus alfa. Va shuning uchun demak sinus alfa musbat son ekan. Endi qiymatini topsak, ildizasida 3 taqsim 2 bo'ladi. Shunday qilib sinus alfa ildizasida 3 taqsim 2 ga teng ekan. Endi hammasini o'rniga qo'yib, ifodani hisoblab qo'yish qoldi xolos. U holda bu ifoda teng bo'ladi. Ildizasida 2 taqsim 2 ko'paytiruv minus 1 taqsim 2 minus ildizasida 2 taqsim 2 ko'paytiruv ildizasida 3 taqsim 2. Bu ham teng. Va demak, umumiy maxraj 4, 1 taqsim 4 ni qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Hattoki har ikkalasida ham minus, minus 1 taqsim 4 ni qavsdan tashqariga chiqarsak bo'lar ekan. Bu yerda ildizasida 2 qoladi. Bu yerda qo'shuv ildizasida 6 qoladi. Xo'p, javob mana bu son bo'ldi. Demak, navbatdagi misolga o'tamiz. Sinus alfa plus betani toping. Sinus alfa berilgan, kosinus beta berilgan va alfalar qaysi chorakda ekani berilgan. Xo'p, buning uchun biz sinus alfa plus betani birinchi formuladan foydalanib quyidagicha yozamiz. Xo'p, tayyor yozilgan, biz mana shu formuladan foydalanamiz. Demak, teng. Nimalar berilgan? Sinus alfa berilgan, kosinus beta berilgan. Mana bu ikkitasi berilgan ekan. Demak, endi kosinus alfa bilan sinus betani topishimiz kerak ekan. Xo'p, dastlab kosinus alfadan boshlaylik. Uni biz kosinus kvadrat alfa teng 1 minus
sinus kvadrat alfa formuladan tapamız. 1 minus sinusun kıymeti 3 taksım 4, 9 taksım 16 boladı. Bu 7 taksım 16 boladı. Yani bunu illiz çıkaramız. Kosinus alfa teyin. İş arası müsbat boladı mı, manfi boladı mı? Alfa ikinci çarayı burçakı, kosinus ikinci çarayı da manfi. Demek minustan boladı. İldiz osta 7 taksım 4. Şuna kılıp kosinus alfanı taptık. Yeni de tapıldı kosinus alfa. Yeni sinus betanı tapamız. Bunun için ana buralardan faydalanamız. Sinus kvadrat beta ten 1 minus kosinus kvadrat beta. Ana bu formuladan faydalanamız. Bu ham ten 1 minus kosinus betanı oranı gelip gelip koysak 1 taksım 25. Bu ham ten 24 taksım 25. Yeni ildiz çıkaramız. Sinus beta ten. 24'ünü biz 4 köpaytırı 6 deyip olsak 4'ten 2 çıkardı ildiz. 6 ildiz aslında kaladı. 25'ten 5 çıkardı. Abi iş arası kandayı buladı. Müsbat mı yok ki manfi mi? Sinus beta. Beta pi'den katta 3 pi taksım 2'den küçük. Bu 3. çağraydı gene. 3. çağrayı burçak iken beta. Sinus 3. çağrayda manfi buladı. Demek bana bir yerde minus yazışımız gerekiyor. Hop şunu da yıkılıp biz bana bir yerde sinus alfa, kosinus beta, kosinus alfa, sinus betalarını hamasını bulamız. Yani şu formülüge asasını kısabla koyamız. Teng. Sinus alfanın oranıge 3 taksım 4 yazamız. Kosinus betanın oranıge minus 1 taksım 5. Plus kosinus alfa minus ildiz osta 7 taksım 4 ve sinus beta. Sinus beta mana bu sol. Minus 2 ildiz osta 6 taksım 5. Yani bunu faydalaştıramız. Sadarak yorunuşu getiramız. Teng. Umumi mahrajı 4 köpaytırı 5 20 buladı. Demek 1 taksım 20'nin kavsına taşkarıya çıkarıydık. O halde kavs içi de bir de minus 3 kaladı. Bir de plüsten yani demek aldı plüsü günü yazıydık. 2 ildiz astı da 7 kere 6 42 minus 3. Şunu da yakalıp bana bu sinüs alfa plüs beta ifadenin kıymeti bana bu son getirin ekleyelim.